Evet, Tokatlı Gizem'le devam etmek istiyorum. Bakalım Gizem gelinim Havva geline kaç puan verecek? Benim sana puanım 4 puan. Çok güzel bir puan. Gerçekten çok güzel bir puan. Bekliyor muydun Gizem'den 4? Gizem'in dürüstlüğüne, merhametine, gerçekten karakterine çok beğendim. Çok naif bir arkadaşımız değil mi? Gerçekten evet. Ben mesela baktığım zaman onun evine 2 verdim. Keşke de vermeseydim dedim mi? Dedim. Keşke... Puanı gördükten sonra mı? Yok hayır asla demedim. Şu şekilde çünkü bir tık haksızlık yaptığımı düşündüm. Sonra dedim ki eğer ona 3 verseydim, ona 3 verdim. Şimdi kıyaslamış gibi olacaktı, aynı şeyler olacaktı. Kendimle çok çeliştim. 2 verdim sonra ona da pişman oldum zaten. Sonra hatta Gizem'e gittim sarıldım özür diledim hani 2 verdiğim için. Böyle bir şey yaptığın için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Beklemiyordum 4. Kaç bekliyordun? Ay. Zaten Gizem yanlış gördüğü şey de evet. Naifçe güzel konuşan bir arkadaşım. O yüzden ona da tavlada hediye ettiğim şeyin anlamı da çok güzeldi. Benim için de çok önemli. Neden dört? Çok teşekkür ederim. Neden bana bunu layık gördün? Kuzucuğum estağfurullah. Her evde söylediğim gibi benim için önemli olan bir gelinin el emeği ve becerikliliğiydi. Sen de çok becerikliydin. Aynen. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Baktığımız zaman işte birinize bir puanı verdiğim zaman öbürüne haksızlık eder miyim kısmına baktığımda ya da siz bana buna baktığınızda mesela ben kendimde evimin kötü olduğuna dair tek düşündüğüm, kötü demeyeyim, sanıyorum tek eksiğim evimin sizinkilerden küçük olmasıydı. Evet, onun dışında evim olarak her şeyine güveniyordum. Ama burada benim için en önemli olanı hep söyledim. Bir, gelinin hamaratlılığı. Elinden her şey geliyor hayatım. Tebrik ediyorum. Bütün odalarını da çok sevdim. Yeri geldi zarif, yeri geldi güzel ve iddialı şeylerim vardı. İki, heyecan arıyorum demiştim bir gelinde. Bütün evlerde söyledim ben burada heyecan bulamadım diye. Bugün sabah gerçekten o heyecanı yaşadım. O da çok güzeldi benim için. Misafirperverliğin de çok iyiydi fakat hani o benim bir türlü kıramadığım nezaketim var ya kırılsam darılsam daha iyi. Sadece onu kırmamanı beklerdim. İnan o da olmasaydı çok gelen misafire bana karşı değil hani aranızda çekiştiniz ya. Evet, evet. Yani onu da başarsaydın bir ev sahibi olarak tüm bunlara rağmen ona da göğüs gerseydin ben sana 5 puan verirdim teşekkür hayatım. Ederim, 1 puanımı oldu. Sadece oradan kırdım. Onun dışında yemeklerin içinde, sunumların içinde, farklı sunumların içinde her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkür evin ederim. İçinde tebrik ediyorum. Ve yüksek puanlar verilince gelinler çok güler, mutlu olurlar. Sen ağlattın gelini. Evet. Gerçekten mutluluktan ağladı. Evet. Çok güzel yüksek bir puan aldın. Çok gurur verici bir şey değil mi? 4 puan aldın bir gelinden. Ve ben bunu gururla veriyorum. Ellerine sağlık her şey için. Tebrik Gizem ederim. Gizem diyor ki sen bunu hak ettin ben vermedim. Evet. Aynen yaptı öyle ben vermedim. Sezgen tezatlığı görüyorsunuz. Ben de bu noktada sinirlendiğim nokta bu. Şu puana bakın. Bir de bu puana bakın. Herkesin düşüncesi, fikri farklı kesinlikle olabiliyor. Kesinlikle öyle ama bu yani arada 2 puan fark var. Ve yani bence 2 puan gayet farklı bir puan yani. 1 verirsin, 3 verirsin, 2, 4, 3, 5 ne kadar fark var baktığımız zaman. Kesinlikle strateji yaptığını düşünüyorum ve kıskanç olduğunu düşünüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Fikrim de değişmeyecek. Diğer Gizem gelinimle devam etmek istiyorum. Giresunlu Gizem acaba Havva geline kaç puan verdi? Benim sana puanım 1 Ben 1 puanı şundan kırdım Havva. Bu mutluluk gözyaşların olsun. Ya çok tatlısınız ya. Sarılabilir miyiz? Tabii ki. Ay canlarım benim. Puanlamada ilk defa bir sarılmaya şahit oluyorum. Ağlama hadi. Ay, niye beni bu hale soktunuz ya? İyi ki soktular. 4 aldın. Salya simik oldum Ezgi Hanım. Şu ay, ama silersin bir şey olmaz. Reçete alabilir miyim düz ses?
Şikayet ettiği şeye bak. Dört dört ne oluyor bismillah. Peki neden kırdın onu dinleyelim. Ben neden şöyle kırdın? Söyleyeyim. Yorumlarıma göre söyleyeyim. Evet. Mutfağındaki tülünün fon olduğu için bir puan, yani yarım puan aslında ondan evet. kırdım. Yarım puan da halın için. Evet. Karşılaman, misafirperverliğin. Yani bana göre evet hani yanlışlık biraz var. Bu kendinize düzeltileceğini düşünüyorum. Ve bize yani yapılan her yorumu dikkate alıp ona göre özen göstermem benim çok hoşuma gitti. Ondan dolayı ki bir evini böyle kendi evimmiş gibi hissettim. O yüzden 4 verdim. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz ikiniz de ayrı. Ya ne kadar güzel puanlar. Ve Hatice, günün gelinlerden alınan toplam puanı Hatice belirleyecek. Bakalım Hatice Havva'yı kızdıracak mı yoksa ağlatacak mı? Biz bugün, ağlattık. Evet iki duygu yaşıyor. Hatice puanını öğrenmek istiyorum. Güzel gelinim benim. Benim sana puanım... 4 puan ağlamaya devam et. Devam et dış ses. Peçete istiyorum. Gerçekten. Ağla ne olur. Sizler çok tatlısınız. Ben de çok şaşırdım. İlk defa 3 tane gelin 4'er puan veriyor. Ve 3 gelin 4 puan veriyor. Bir tane kıskanç gelin de oradan çıkıyor. Öyle demeyelim. Bak şimdi. Sanki gerçekten bunu düşünüyorum Esken. Öyle hayır, deme şimdi. Bak çok güzel puan aldın. Gerçekten yani böyle misafirperverliğin devam etsin ablam canım. Ama öyle deme bak. Şimdi 4 puanların tadını çıkaralım. O da onun düşünce. Şimdi Şerife'me yüklenme. Ona da sarıl. Şerife'me yüklenme. Kıskanç olduğunu düşünüyorum Ezgi'm. Sakinleşiyorum yine aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten. Fikrim değişmiyor diyorsun. Düşünüyorum kesinlikle. Çünkü siz de bir bakın. 4, 4, 4, 2. Bir şey söylemek istiyor musun Şerife? Misafirperver gibi davransaydı zaten belki benim puanım da biraz daha yüksek olabilirdi. Ya misafirperverlikten 3 puan mı kırıyorsun? Ben zaten direkt konuya öyle girdim. Evet o da tabii diğer evet, yorumlarımı evet. da etkiliyor. Senin şu baştaki bir havuzun var diye keşke onu şöyle şuralarını aslan da öyle gezsen. Tam sana yapılmış bir şey. İstersen sen giderken sana bırakabilirim onu. Asla öyle bir insan değilim. Karakterime uymuyor sana yakışan bir şey. En son hatırlarsanız havluyu bana vermişti Ezgi Hanım. Evet. Ben de havluyu çantama taşıyorum. Dışses havluyu getirir misin? Tabii ki Hatice, hemen bakıyorum. Diğer kızlar da o kadar kötü yorum yapılmasına rağmen hiç senin gibi tepki vermediler. Senin bu sinirin herhalde bugüne özel ya da işte ben günümü zaten geçiriyorum diye düşündüğün sence için herkese carlıyorsun. Sence bu mantıklı mı? Tabii dün ben günüm Gizem'e o kadar yorum yaptım. Niye carlıyım? Dün Gizem'e o kadar yorum yaptım mesela. Bir kere de hayır sen bana niye iki verdin demedi. Ya da işte misafirperverliğin... Ben Gizem'e iki vermedim. Ben verdim dedim. Misafirperverliğini asla bozmadı. Gizem'in evi de iki puanlık bir ev değildi. İşte demek ki yaratınca veriliyor. Olan oldu. Puanlar verildi. Havluyu getirdim hanımlar. Aa dış ses. Ben onu sahibine teslim edeyim benim evimde. Bu. Gizem bunu okuyamadı diye bir şey söylemiş. Sen okuyabiliyor musun? Bir oku bakayım ne yazıyor burada. Bak. Okuma yazma yok mu? Ha, sen oku. Şöyle ben bunu sana takdim edeyim. Sen boş anlarında bunu oku, anla. Bir de verdiğim tablonun da anlamına bakarsan çok sevinirim. Zaten havlu benimdi. Daha nerelerden getirmiştim. Geri aldığım iyi oldu evet, yani. Sana dönüyor işte. Farkında mısın? Benim ola? Zaten. Sana dönüyor işte. Benim zaten. Aynı laf sana geri dönüyor. Benim zaten yani. İyi oldu geldi. Kabul ediyor ya. Tabii ki. Niye kabul etmeyeyim? Daha farklı şehirden getirdim yani ben onu. Şu çok güzel, yarışmamış bir tane gelinim var. O da sensin, yarın sendeyiz. Günün gelmeden yüksek puan verdin. Tebrik ediyorum seni. Ben herkese adil davrandığımı düşünüyorum zaten Ezgi Hanım. Evet, çok güzel puan topladı Havva günün sonunda. Gelinlerden toplam 14 puan aldı. Şimdi sıra bende. Bakalım ben kaç puan vereceğim. Evet Havva gelinim, karşılaman çok keyifli, çok güzeldi. Beklediğimize değdi. Motorla beraber çok eğlenceli oldu gerçekten. Sunumuna çok bayıldım, o öyle ters döndü. Evinde vermiş olduğun emeğin çok güzel, çeyizin çok güzeldi, masan güzeldi. Gelinlerden de çok güzel puanlar aldın zaten. Benim puanımı da büyük final günü, yarın Cuma günü öğreneceksin.
Bugün Havva gelinin evindeydik. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir gündü. Ellerine sağlık. Çok da güzel puan topladın. Teşekkür ederim. Yarın Hatice gelinin evinde olacağız. Büyük final gününde nereye geliyoruz? Esenyurt'a. Esenyurt'a geliyoruz. Yarın Show TV'de yine aynı saatte sizleri bekliyor olacağız. Ben Ezgi Sertel. Sen de koş. Gelin evine gel. Hoşça kalın.